Ne yaptınız? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Sesimin kusuruna bakmayın. Gerçekten böyle sanki bir tavuğu boğazlıyormuş gibi çıkıyor. Çünkü hasta oldum. Yani bir haftadır evden çalışıyorum. Gün yüzü görmedim. Dün markete çıktım ve Allah'ım sosyalleşmek mükemmel bir şeymiş falan diye düşündüm markete çıktığımda. O derece vahim bir durumdayım. Bugün de dedim ki biraz iyileştin Sıla. Artık video çekebilirsin. Çünkü bugünkü konumuz Gökçen'le alakalı. Gökçen 3 Güz Yağmurları. Yanlış hatırlamıyorsam Gökçen serisi 4 kitap olacak. Sanki öyle bir şey görmüştüm. Ve eğer öyleyse artık sona yaklaştığımızın sinyallerini zaten bize yazar sürekli böyle pıt 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 veriyor. Sanırım Wattpad'de aynı zamanda şey yazılıyordu. Bülbül Kapanı mıydı? Timur'la alakalı olan bir hikaye yazılıyordu. Ama şu an Wattpad kapatıldığı için gerçekten berbat bir durum. Şu an herhalde onu da kitap baskısı olarak hazırlayacaklardır diye tahmin ediyorum. O kadar bölümün boşa gideceğini sanmıyorum. Umuyorum ki bu hikaye Timur'un perspektifinden, Timur'un yaşadıklarından bir şekilde devam eder de biz de bu hikayeyi sürekli izlemeye, okumaya devam edebiliriz. Çünkü her karakter bence gerçekten ayrı bir hikayesi, ayrı bir serisi olmayı hak eden karakterler. Bence bu arada ben yazar yerinde olsam gerçekten her birinin ayrı ayrı romanlarını yazardım. Mesela Zülfikar karakteri mükemmel bir roman karakteri olabilir. Zaten Timur çok uygun bir karakter, kitap karakteri olabilmek için. Yani her birinin kendi başrolü olduğu bir sürü set çıkarabilir yani. Ben okurum. Gökçen serisindeki her kitabın yaptığı gibi bu kitap da beni zırıl zırıl ağlattı. Ve sonra güldürdü. Sonra bir daha ağlattı. Gerçekten bu kitap sizi böyle duygusal açıdan dengesizliklere sürükleyen bir kitap. Bu serideki gerçekten her karakter o kadar farklı bir şekilde ayrıntılı işleniyor ki ve detaylı bir şekilde ve duygusal bir şekilde size yediriliyor ki gerçekten karakterlerin her bir araya geldiğinde ve birlikte oturup birbirleriyle konuştuklarında ben kendimi böyle ailemle buluşmuş gibi hissediyorum. Bence bu arada bu yazara yapılabilecek, kitaba yapılabilecek en büyük övgülerden bir tanesi. Çünkü kitap gerçekten insanların içine işleyebiliyor. Yani gördüğüm kadarıyla genel olarak Gökçen serisini zaten seviyorsunuz. Sevmediğiniz tek şey var sanırım. Murat Han'ın biraz fazla kıskanç ve öküz olması. Murat Han bence kıskanç bir karakter. Zaten kendisi de bunu biliyor ama kısıtlayıcı bir karakter değil. Ve Gökçen de zaten beni kıskanıyor, bir şey olmaz diyen bir karakter değil. O yüzden gerçekten ikisinin o dengesini yazar bence güzel kuruyor. Yani hiç bu kitabı okurken bir kadını kısıtlayan, onun haklarını sınırlayan, onu görmezden gelen veya objeleştiren bir karakter okumadım. Zülfikar hariç. Zülfikar da zaten bu kitapta gördü kaç bucakmış evren. Murat Han ve Gökçen sahnelerinin çoğu her zamanki gibi buruktu. Çünkü Gökçen bir asker seviyor ve asker sevdiği için de sürekli Murat Han bazı operasyonlara gidiyor ve Gökçen de yani kitabın %70'inde Murat Han'ı bekliyor. Ve Murat Han da tabii ki Gökçen'i özlüyor, bekliyor. Ama bizi mutlu eden sahneler çokça vardı bence kitabın içerisinde. Yine de bir sahneye, bir olaya eleştirim olacak. Murat Han'ın Maserati almasına ne gerek vardı abi? Yani tamam anlıyorum böyle yazar küçük ve böyle absürt bir dokunuş eklemek istemiş herhalde. Ama Maserati dediğimiz şeyin çok pahalı olduğunu varsayarsak Murat Han'ın onu maaşıyla, asker maaşıyla alabilmesi beni bir anlığına böyle of diye hikayeden bir tık böyle kaçırttı. Çünkü çok inandırıcı gelmedi. Gerçi Murat Han bir bordo bereli. Yine iyi alıyordur maaş. Ama yine de bir Maserati alacak kadar değildir bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Hep böyle Murat Han'ı orta direkt bir karakter hayal ettiğim için biraz daha böyle Maserati'yi görünce şey oldum. Oldum. Bilmiyorum sizde de oldu mu. Birkaç kişi de okumuştum. Hani asker maaşıyla bu adam nasıl Maserati alabildi falan gibi. Başka bir evrende yaşıyorlar arkadaşlar. Belki o evrende dolar 1 TL ve herkes güzel geçiniyor Türkiye'de. Onu da bilemeyiz. Aybüke karakterini birazcık değinmek ve yorumlamak istiyorum. Aybüke karakteri benim Gökçen'den sonra en favori karakterim bu arada kitaptaki. Çünkü ayaklarının üzerine basmayı çok iyi biliyor. Travmaları olan bir kadın, geçmişinde çok fazla canı acımış bir kadın ama
o acıları bir şekilde kendine merhem edip diğer insanlara yardımcı olmaya çalışan, dışarıdan taş gibi görünen ama içeriden gerçekten merhamet dolu bir karakter. Ben Aybüke karakterini hem kadın karakter olarak böyle hani çok şey buluyorum, Aybüke başkan buluyorum. Hem de gerçekten o güçlü oluşu bence çoğu kadına ilham da veriyordur bu hikayeyi okuyan. Bana veriyor. Zülfikar karakteri artık yavaş yavaş böyle bir istediğimiz kıvama geliyor gibi. Zülfikar çapkın bir karakterdi. Şimdi gerçekten bir kadına kendini ait hissetmeye başlıyor bu kitapta. Ya biraz spoiler vereceğim, artık 3. kitaptayız arkadaşlar lütfen yani. Bence çok hoştu o kısımlarda. Zülfikar'ın böyle işte ne oluyor ya falan olması ve hani sevmeyi bilmediği için bir anda birisini sevdiğini fark ettiğindeki o yaşadığı çarpıntılar falan çok güzel aktarılmıştı ve çok şirindi. Barbaros'a, Süleyman'a zaten diyeceklerim biraz daha az. Çünkü o karakterler biraz daha bence arka planda kalıyorlar. Yani Gökçen, Aybüke, Murathan, işte Zülfikar kadar ön planda bence değiller. Seviyoruz ama onları da. Yani herhangi bir problemim yok onlarla da. Benim kitaba gerçekten eleştirebileceğim çok bir şey kalmıyor. Çünkü bu kitabı okuduğum zaman gerçekten duygudan duyguya geçmiş oluyorum. Özellikle Emek isimli bir asker vardı ve Emek bir bebeği kurtarabilmek için annesinin kucağında bir bebek var ve üstünde de bomba var bebeğin ve patlayacak. Bebeği kurtarabilmek için bombayı alıp koşmaya başlıyor ve sonrasında da bomba infilak edince Emek de şehit düşüyor. O sahnelerde gerçekten Emek'in böyle hani ailesi, işte babasının böyle mezarına işte toprak atıp vatan sağ olsun demesi falan o kadar güzel işlenmişti ki ve sonrasında da işte 10 saniyelik bir haberiz sadece kısmı girince gerçekten o kadar güzel işlenmişti ki orada özellikle hani ciğerim çıkana kadar ağladım. Ben askeri romans, askeri kitapları okumayı çok seviyorum ama genelde hep böyle şey oluyor. İşte askerler var, evet çok güzel ama hiç kimse ölmüyor, hiç kimseye bir şey olmuyor, şehit düşmüyor kimse. Hani biraz gerçekçi değildi. Bu Emek'in şehit düşüşü bence çok gerçekçi ve çok güzel yazılmıştı. Özellikle de işte Murathan'ın bu 55. toprağa gömdüğüm arkadaşımdı gibi işte konuşma yapması falan. Bence çok gerçekçi ve çok böyle kalbe dokunur bir sahneydi. Yazarı ben o sahne için bile tebrik etmek istiyorum. Bu kitapta özelinde de konuşuyorum. Benim bu kitaba dair sevmediğim dediğim gibi çok bir şey yok. Sadece Maserati muhabbetini çok anlayamadım. Ayrıca şeyi çok seviyorum. Mete'yi çok seviyorum. Mete küçük çocuk, dolandırıcı olan, herkesten para isteyen. Artık böyle o sahnelere bayılıyorum. Mete'nin para isterken ikinci ve birinci kitapta hep böyle işte 25 kuruş olur, 50 kuruş olur. Olur, 1 TL olur kafasında bir çocuktu. Şu an böyle 5 TL istiyor. Hani enflasyon arttı abi falan diyor. 5 yaşında çocuk enflasyonu biliyor. Aşırı komiğime gidiyor Mete karakteri. Yani gerçekten böyle ağladığım sahneler sonrasında Mete'nin sahnesi yazıldıysa Mete'yi görünce böyle oh diyorum, böyle içime soğuk sular serpiliyor. Tamam diyorum, Mete geldi artık hayat çok daha güzel olacak falan. Gerçekten de öyle. Böyle hani sadece ne olmuş ki ne demesi bile beni benden alıyor o karakterin. Mete karakterini iyi ki yazmışlar. Özellikle de bizimkilere böyle işte sevdikleri kadınlarla iletişim kurabilmeleri için yardım ettiği sahneler beni gerçekten benden alıyor. Zülfikar'a olsun, işte Bilge öğretmeni olsun, bence çok eğlenceli. Ben bu kitapta bu arada yanlış hatırlamıyorsam bu kitapta olmuştu. Hatta yanlış hatırlamıyorum. Gökçe'nin serum kablosuyla boğulma sahnesinde gerçekten çok ürkmüştüm. Yani gerçekten o sahneyi de çok güzel yazmış bence yazar. O sahnede gerçekten ben de hani böyle bir oldum. Çok korkutucu bir sahneydi. Ardından Murathan'ın Gökçen'e işte zarar verdiğini fark edip Gökçen'i terk etmeye karar vermesi. Sonra işte Timur'un devreye girip ya Murathan gidiyor tayinini istedi demesi ve Gökçen'in çok sinirlenip gidip Murathan'a silah çekmesi. Çok çok böyle absürt ama gerçekten Gökçen gibi bir insan dışarıda olsa bunu yapabilir bir karakter. Murathan da gerçekten Murathan'ın yapacaklarını yapabilir bir karakter. O yüzden hani o sahneleri bile gülerek okudum. Bence kitap güzel bir kitaptı. Yani 4. kitap eğer final kitabıysa, bu konuda kesin bilginiz varsa aşağı yazarsanız çok sevinirim bu arada. Ben emin değilim. Eğer öyleyse şayet ben bu seriyi çok özleyeceğim. Özellikle de Murathan ve Gökçe'nin aşkını çok çok özleyeceğim. Ama bir yandan da şuna seviniyorum açıkçası. Çoğu kitap gibi hani böyle 10 tane kitap çıkartıp hikayeyi böyle sündüre sündüre tadını kaçırmayacak yazar. O konuda güzel. Hani Timur'dan devam etmiş
görmesi, işte Timur'un çok farklı bir hayatını incelememiz, sonrasında belki başka karakterleri görmemiz bence çok daha güzel olacaktır. Kitabın kapağı falan da zaten her zamanki Gökçen stilinde şöyle güzel bir kapağı var. Kitaplıkta da diğer seriyle, yani diğer serinin kitaplarıyla çok uyumlu duruyor. O yüzden kitap kapağı konusunda da herhangi bir çekincem, üzgün olduğum bir konu, şikayetim yok efendim. Siz bu kitap hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıya yazarsanız çok 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 mutlu etmiş olursunuz beni. Çünkü biliyorum ki Gökçen serisi bizim böyle dört kulağımızı açıp takip ettiğimiz bir seri. Çünkü hepimize sanırım az çok işliyor bu seri. Yani o duygusallık, romantizm bunların hepsi bize geçiyor sanırım. Çünkü Gökçen'in yeni bir kitabı çıkacağı an gerçekten DM kutumda bir sürü Gökçen yeni kitap çıkıyor postu paylaşıyorsunuz benimle ve hani bir şey yazmanıza da gerek yok. Ben mesajı alıyorum zaten. Al oku şunu hani yorumlayalım diyorsunuz bana, biliyorum. Bir kere şey olmuştu. Gökçen kitabı çıkacak diye Epesus ilan paylaştı. Sonra birisi ilan daha paylaşılan 10 saniye olmuş. Sen hani gerçekten pusuda mı bekliyordun? O ilanı alıp 10 saniye olmadan bana DM attı ve abla yazdı. Ben dedim tamam, mesajı aldım. Yapacağız. Sakin ol. Çok eğleniyorum. Yani sizinle birlikte bir kitap serisini bu kadar çok sevmek ve beklemek ve sonra da yorum yapmayı heyecanla beklemek beni çok mutlu eden bir şey. Umuyorum ki izlemek de sizi mutlu ediyordur ve aynı zamanda Gökçen serisini okumak da sizi mutlu ediyordur. Dediğim gibi fikirlerinizi, yorumlarınızı bu Maserati mevzusunda, işte Gökçen'in kabloyla boğulma sahnesinde, emeğin şehit olması konusunda falan yorumlarınızı aşağıya yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Tekrardan izlediğiniz, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda tekrar görebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.